Herkese merhaba gençler. Bu dersteki konumuz üçgenin yardımcı elemanlarını görmüştük. Bunların katlanarak nasıl elde edileceğini göreceğiz şimdi de. Genelde çok zorlanılan bir konudur bu ama özünde çok basit. Çünkü kuralı var. Bu kurala göre biz yapacağız. O zaman lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ne öğrenmiştik? Yükseklik, açıortay, kenarortay öğrenmiştik. Bunları katlayarak nasıl elde ederiz onu göstereceğiz şimdi. Arkadaşlar bizim bilmemiz gereken şey şu. Mesela açıortay elde etmek istiyoruz. Açıortay elde etmek istiyorsam yapman gereken şey kenarı kenara katlamak. Mesela ben A'ya ait bir açıortay elde etmek istiyorsam AB kenarını AC kenarı üzerine katlamam gerekiyor. Bunu şöyle düşünebilirsin. Mesela bu üçgenimizin iki kenarı gibi olsun. Şöyle. Üçgenimizin iki kenarı. Şurada da bir kenarımız var. Ellerimi iki kenar olarak düşünün. Bu iki kenarı birbiri üzerine çakıştırdığınız zaman, açtığınızda buradaki oluşan çizgi işte açıyı, aradaki açıyı iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla açıortay oluşturmuş olursunuz. Bunu genellediğiniz zaman ben açıortay elde etmek istiyorsam neleri katlamam gerekiyor? Kenarları, hangi kenarları? Açının kollarını birbiri üzerine katlayacaksınız. Mantık bu kadar basit. O zaman açı elde etmek için, açıortay elde etmek için kenar lazım. Bu kafanıza yer etsin. Bu bir. İkincisi, kenarortay elde etmek istiyorum. Kenarortay elde etmek istediğiniz zaman da arkadaşlar, bu sefer nasıl ki açıortay elde etmek istediğinde kenarlar çakıştırılıyorsa, kenarortay elde etmek istediğinizde de köşeleri çakıştırıyorsunuz. Mesela BC kenarına ait ben kenarortay elde etmek istiyorsam, B ve C kenarların köşelerini alıyorum, üst üste çakıştırıyorum. Bunları çakıştırdıktan sonra şöyle bir katlama çizgisi oluşturuyorum. Bu oluşturduğum katlama çizgisi değil yalnız. İkizkenarsa sadece öyle olur. Buradaki oluşan şu nokta var ya, buradaki D noktası. Şu A köşesiyle bunu birleştiriyorum. Bu birleştirdiğim zaman elde ettiğim uzunluk bunun nesi olmuş oluyor? Kenarortayı olmuş oluyor. O zaman genelleyeceğimiz zaman ne diyecekmişiz? Kenarortayı elde etmek istiyorsam açının kenarın köşelerini birbirleri üzerine katlamam gerekiyor. Açıortay için kenarlar katlanıyordu. Kenarortaylar için açılar katlanıyor diyebiliriz aslında. Tamam. Ve son olarak yükseklik elde etmek istiyorum. Şimdi bunda kenarlar, bunda açılar. Bunda o zaman ne olacak? Bir şey olması lazım ki bunu da ayırt edeyim. Bunda da bir kenar bir açı var arkadaşlar. Mesela ben hangi kenara ait yüksekliği elde etmek istiyorum? BC kenarına ait yüksekliği. B köşesini BC kenarı üzerine katlıyorum. Bunu getiriyorum şuraya katlıyorum. Ve katladığım zaman oluşan bu çizgi neyi elde ettirmiş oluyor bana? Yüksekliği elde ettirmiş oluyor. Yani bunda da köşeyi kenar üzerine katlama var. Tamam mı? Köşe kenar üzerine. Burada zaten ben size gruplandırarak anlatmış oldum. Peki biraz örneklendirelim bunu. Şimdi örneğimizde ne demiş? Yanda bilen ABC üçgenine göre aşağıdakileri cevaplandırın demiş arkadaşlar. Bakıyorum hemen. AB kenarı AC kenarı üzerine. Bak çok fazla düşünmeye gerek yok. AB kenarı AC kenarı üzerine. Yani kenarlar birbirlerinin üzerine katlandığı zaman. AB, AC. Arada ne kaldı? Açı kaldı. O zaman biz burada kat çizgisinin açıortay olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. B köşesi C köşesiyle birleştirilirse. B köşesi C köşesiyle birleştirildiğinde arada ne kaldı? Bakıyorum burada kenarımız kaldı. Bu kenar ortayımızın oluşacağı anlamına gelir. Kenar ortay oluştu. A köşesi AB kenar üzerine katlanırsa bak. A köşesi AB kenar üzerine katlanırsa. Yani biz ne yaptık burada? Bir köşeyi bir kenar üzerine katlamış olduk. Burada da ne elde ederiz? Yükseklik elde etmiş oluruz. Yani katlama sorularında bu kurduğum cümleleri aklınızda bulundurursanız her zaman aynı şekilde ne hangisinin üzerine katlanıyorsa oluşan şekil zaten standart oluyor. Problemde yaşamazsınız diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu konuyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.